Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. İlk konumuz çarpanlar katlardı zaten biliyorsunuz sevgili arkadaşlarımız. Çarpanlar katları tamamlamıştık. İkinci konumuz olan yine çarpanlar katların ikinci konusu olan EBOB, EKOK'tu. Ve sonrasında da üstü ifadelerle beraber ne yapacağız? Bugünkü dersimizle beraber matematiği tamamlayacağız. Sıfırdan 8'e hazırlık kampımızın amacı sizlere okul başladığında bu konularla alakalı bir temel oluşturmak. Temel seviyede bir matematik oluşturmak. Okula başladığınızda da en azından öğretmenimiz, sevgili öğretmenimiz anlattı. Siz de bu konuları en azından görmüş olursunuz ve bu şekilde de daha iyi bir şekilde kavramış olursunuz. Sıfırdan 8'e de hadi bakalım üstü ifadeler konusuna geçelim. Şimdi sevgili arkadaşlar üstü ifadeleri ilk defa 5. sınıfta görmüştün. 5. sınıfta ne olarak görmüştün? 5. sınıfta arkadaşlar demiştik ki bir sayının karesi küpü şeklinde işte 5'in ikinci kuvvetindir, 5'in üçüncü kuvvetindir bunun gibi kavramları görmüştün. Üstü ifadeler bir sayı, bir taban ve üstten oluşan sayılara üstü ifade diyoruz. Çarpmanın kısa yoludur aslında bakarsanız. Mesela 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6. Diyelim ki ben bunu nasıl göstereceğim? 5 tane arkadaşlar 5 tane 6 olduğuna göre 6 üzeri 5 olarak ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Yani kaç tane varsa onu sayımızın üstüne yazıyoruz. Bunu sakın unutmayın. Mesela bakın burada 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 yani 5 tane 3 var. 3 üzeri 5 olarak gösterebiliyorum. Ve buradan da cevabı 3 üzeri 5'in 243 olduğunu söyleyebiliriz. Buraya baktığımızda bakın burada da 3 tane 1 bölü 2 var. 3 tane 1 bölü 2'nin çarpımı uzun uzun yazmaktansa ne yapıyorum? Ben üstü ifade olarak gösterebiliyorum. Bakın burada arkadaşlar üstü ifade olarak gösterdiğim bunun da değeri 1 bölü 8'dir. Bunu da muazzam bir şekilde göstermiş oluyoruz sizlerle beraber. Zaten bunları bildiğinizi düşünüyorum. Zaten 5'in sınıfta gördünüz, 6'da gördünüz, 7'de gördünüz ve şu anda 8'de de tabii ki farklı kuralları da içine katarak ne yapıyoruz? Konumuzu genişletiyoruz arkadaşlar. Bunu da özellikle vurguladım. Evet üstü ifadelerin temel mantığını burada verdik ve bu bölümü izninizle geçiyoruz. Yani bilgeç bölümünü geçiyoruz. Evet 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Yani 1 üzeri arkadaşlar 1 üzeri 98 diyor. Aman Allah'ım 198 diyor. 1 üzeri 198 tabii ki 1'dir. Yani buradaki mantık şu. Buradaki mantık şu. Arkadaşlar kaç tane 1'i yan yana çarparsan çarp sonuç her zaman 1 olacağından dolayı 1'in bütün kuvvetleri 1'dir sevgili arkadaşlar. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Örneğin 1'in domatesinci kuvveti de 1 midir? Evet. 1'in öküzüncü kuvveti 1'dir. 1'in arkadaşlar dinozoruncu kuvveti yine 1'dir. Yani 1'in bütün kuvvetleri 1'e eşittir diyebiliriz. Arkadaşlar devam edelim. Bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman 1'e eşittir. Bunu kabul edeceğiz arkadaşlar tamam mı? Kabul ediyoruz yani bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman 1'e eşittir. Bunu özellikle ne yapıyoruz söyleyebiliriz. Mesela içinde 2897 üzeri sıfırda 1 midir? Evet 1'dir arkadaşlar. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir diyoruz. Ve buradan da kuralımızı ne yapıyoruz sizlere iletmiş oluyoruz. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir dedik. Bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman 0'a eşittir. Domatesin sıfırıncı kuvveti de 1'e eşittir arkadaşlar. Onu da ne yaptık? Sizlere iletmiş olduk. Bir sayıların birinci kuvveti bir kendisine eşittir arkadaşlar. Çünkü neden? Mantık şu arkadaşlar mantık şu. Bir tane bakın 1 üzeri 4 4 üzeri 1 pardon. Yani bir tane 4'ümüz var. O zaman 4'tür. O zaman mesela 5 üzeri 1 bir tane 5 var. 5'tir arkadaşlar. Yani bir sayının birinci kuvveti her zaman sayının kendisine eşittir. Domates üzeri 1 de domatestir. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın canımız bu arada güzel bir melemen çekti. Domates diye diye. Domates üzeri 1 de yine domatestir. Yani bütün sayıların birinci kuvveti yine kendisine eşittir diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Eksi 1 tek kuvveti eksi 1'e çift kuvveti arkadaşlar kaça eşittir? Artı 1'e eşittir. Bunları da nerede göreceğiz? Hemen isterseniz nereye geçelim? Buraya geçelim arkadaşlar. Ne var? Burada bilgimiz ne? Negatif sayıların tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri ise pozitiftir diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar ben bunu neye benzetiyorum biliyor musunuz? Güzel bir örnek vereceğim size. Sanki düğüne gidilmiş, arkadaşlar arkadaş grubu düşünün. Örneğin düğüne gidiyorsunuz. Düğünde arkadaşlar çift kişi varsa, örneğin 4 kişi varsa yani 2 çift şeklinde varsa
Örneğin diyelim ki çiftler dansa kalktığında, herkes dansa kalktığında herkes mutlu olur, değil mi? Çünkü herkesin bir eşi var. Dolayısıyla dansa kalktığında güzel danslar edilir ve herkes mutludur. Mutlu olmak pozitif sayılı ifade edilir arkadaşlar. Ama tek diyelim ki 3 kişi gittik düğüne. Bir çift dansa kalktı, yani 2 kişi dansa kalktı. Bir kişi ne olacak? Bir kişi yalnız kalıyor. Bakın bu çiftimiz dansa kalktığında bu çiftimiz ne olacak? Yalnız kalacak. Yalnız, tek başına kaldı. Burada tek başına kaldığı zaman ne olur? Bu sıkılır. Sıkılmak demek moral bozucu bir şey demektir arkadaşlar. Moraller bozulursa ne olur? Eksi, olumsuz. Onun için yani üstü ifadelerde özellikle arkadaşlar negatif tabanlı. Zaten pozitiflerde bakmaya bile gerek yok. Pozitiflerde arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok zaten. Bunu özellikle vurgulayalım. Ama negatif sayılarda çift kuvvetimiz varsa herkes mutludur ve pozitiftir. Eğer çift değil arkadaşlar, kuvvetimiz tekse, o zaman bir kişi dışarıda kalacağı için keyifler yoktur ve o da eksidir. Yani sonuçta eksi olur. Bunu özellikle vurguluyorum. Lütfen bu düğün olayını aklınızda kalsın ve arkadaşlarınızla anlatırken buna göre anlatın ki en azından neden mutlu, neden pozitif çift kuvvetimiz, tek kuvvetimiz neden eksi, onu çok daha güzel bir şekilde anlamış olsun sevgili arkadaşlar. Bakın burada örneklerimiz var. Hemen onlara bir bakalım arkadaşlar. Mesela eksi 2'nin 4. kuvveti, yani çift kuvvet, artı 16. Eksi 3'ün 5. kuvveti. Bakın kuvvetimiz tek. O zaman sonucumuz eksi olur. Eksi 1 bölü 4'ün çift kuvveti, yani ikinci kuvveti, artı 1 bölü 16. Eksi 1 bölü 2'nin 3. kuvveti, bakın çift kuvvetimiz değil, tek kuvvetimiz var arkadaşlar. Dolayısıyla burası da ne olacaktır? Eksi 1 bölü 8 olacaktır diyebiliriz. Tabii ki burada tuzağa dikkat demişiz. Gerçekten arkadaşlar tuzak olabilecek bir bölümdeyiz. Yani parantezin olup olmamasına göre burada bazı şeyler değişiklik gösterebiliyor. Örneğin mesela eksi 2'nin arkadaşlar 4. kuvveti, tamam, artı 16, harika. Ama eksi 2'nin 4. kuvveti olursa, parantez yoksa, bu çift kuvvetin gücü 2'ye yetiyor, eksiye yetmiyor. Dolayısıyla eksi 16 olarak ne yapıyoruz? Kalıyoruz arkadaşlar. Parantez var hocam. Şöyle olursa parantez var ama sayımız parantezin dışında değil. O zaman ne yapacaksınız? Yine o zaman da eksi 16 olur. Yani tabiri caizse hani bir cümle vardır ya, her sakallıya hacı denmez diye, her çift kuvvete de artı demiyorsunuz arkadaşlar. Artı olması için çift kuvvetimizin parantezin dışında olması gerekiyor. Parantez yoksa eksi veya parantez var ama içinde ise yine eksi. Lütfen buna dikkat edin. Buradan bizi avlamaya çalışabilir sevgili LGS soru yazar arkadaşları diyebiliriz. Devam edelim. İkigiller, üçgiller, beşgiller, yedigiller. Arkadaşlar şimdi üstü ifadelerde olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi bir sayıyı üstü ifade olarak yazmak. Bunları, yani sayılarımız eğer çift ise, çift ise iki tabanında yazılabilir arkadaşlar. Çift ise iki tabanında yazılabilir. Mesela nedir o? Örneğin 512'yi gördüğünüz zaman 2 üzeri 9 olarak yazmanız gerekebilir. Veya devam edelim bakalım. Mesela 16'yı gördüğün zaman 2 üzeri 4 olarak yazmayı bilmen gerekiyor. Yani iki tabanında yazman gerekiyor. Çünkü konumuz üstü ifadeler sevgili arkadaşlar. Veya diyelim ki karşımıza 64 çıktığı zaman bu 64 değil de artık üstü ifadelerde 2 üzeri 6'dır. Onun için biz bunlara ne diyoruz? İkigiller familyası diyoruz arkadaşlar. İkigiller familyası. Bunlar çok eskilerden kalma. Dinozorius, Mezopotamius bilmem ne zamanından kalma arkadaşlar. İnanılmaz şeyler. İkigiller familyası buradan gelmiş, bizi bulmuş ve üstü ifadelerde var olmuş sayılarımız. Devam edelim bakalım. Üçgiller familyası. Üçgiller familyası da sevgili arkadaşlar. Nereden kaldı? Yine onlar da Dinozorius zamanından kalma. Bunlar da başka bir familya. Bunlar da arkadaşlar üçgiller. Yani bir sayıyı 3'ün kuvveti ise, 3'ün katı ise 3'ün kuvveti olarak yazabiliriz. Peki hocam nasıl? Hemen şöyle yapalım. Mesela artık 9'u gördüğünde 9 yok. Ne var? 3 üzeri 2 var. Örneğin 27'yi gördüğünde 27 yok. Ne var? 3 üzeri 3 var. 81'i gördüğünde 81 yok. 3 üzeri 4 var arkadaşlar. Bunları böyle yazmasını bilmemiz gerekiyor. Devam edelim bakalım. Şimdi ne var? Beşgiller familyası sevgili arkadaşlar. Hemen ona bir bakalım. Bakın 5 üzeri 1 5, 5 üzeri 2 25, 5 üzeri 3 125, 5 üzeri 4
625. Ve yedigiller, yedigiller sevgili arkadaşlar çok fazla karşımıza gelmiyor, onu söyleyelim. Çıkıyor ama çok fazla çıkmıyor. En çok çıkan 2, 3 ve 5 arkadaşlar. 2 giller, 3 giller ve 5 gilleri mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bunu da özellikle söylemiş olalım. Ben Furkan Taha Yeşilyurt. LGS Türkiye birincisi oldum ve Robert Koleji'ne gideceğim. Peki LGS hazırlık sürecinde sen nasıl hazırlandın? Ben sadece Tonguç dershaneye gittim. Ne özel ders aldım ne de gerçek bir dershaneye gittim. Okuldan zaten 5'e kadar sürüyordu. 5'ten sonra da geliyordum. Tonguç dershaneden denemelerimi çözüyordum. Konulara bakıyordum. Sonra uyuyordum. Ve yolumuza negatif üstle devam edelim. Negatif üstümüze bakalım. Bu neymiş? Allah Allah, bakalım. Gerçekten ben de merak ediyorum. Arkadaşlar negatif üst, taklacı üst. Şimdi size hayatınızdaki eksilerden bahsedeceğim. Yani hayatınızdaki eksiler nelerdir? Umarım bu anlattığım eksilerle kalır. Başka bir eksilik, bir olumsuzluk olmaz diye temenni edelim. Birinci eksimiz sevgili arkadaşlar, ilkokula başlamıştın. Heyecanlıydın, deliydin, doluydun, çılgındın. Ve okul hayatının ilk günlerinde ne öğrendin? Çıkarma öğrendin. İşte bu arkadaşlar çıkarmanın eksisi. Çıkarmanın eksi. Sonra gel zaman git zaman. Çıkarmanın eksisini öğrendin. Tabii toplama, çıkarma, çarpma bölümü öğrendin. Onlar dört işlem duruyor. Sonrasında sevgili arkadaşlar ne öğrendin? Geldin. 7. sınıfa geldin. 7. sınıfta arkadaşlar bir eksi daha gördün. Bu eksilik neydi? Negatif pozitif. Hatta 6. sınıfta arkadaşlar, pardon. 6. sınıfta ne gördün? Tam sayılar konusunu gördün. Tam sayılar konusunda eksili sayılar olduğunu fark ettin. Artık dünyan aydınlanmaya başladı. Bir ışık şey geldi. Bir zihinde aydınlandın tabiri caizse. Bir eksilik geldi ve tam sayılarda artık eksili sayılarında olduğunu anladın. Pozitif sayılar ve negatif sayılar. Sonrasında 6'da bunu gördün. 7'de tabii kullandın bunu. Ve 8'e geldiğinde 3. eksiliği görüyorsun. Taklacı eksi. Arkadaşlar taklacı eksi var, taklacı eksi. Peki bu taklacı eksi nedir? Arkadaşlar bu eksinin görevi, bakın bunlar görünüşte, arkadaşlar bunlar görünüşte sanki hepsi eksi gibi ama görevleri farklı. Yani ne diyelim, mesela öğretmen, hepsi öğretmen ama arkadaşlar hepsi öğretmen ama tabii ki hepsinin branşı birbirinden farklı. Ama sonuçta hepsi öğretmen mi? Öğretmen. Aynı burada da aynı arkadaşlar. Buraya baktığınız zaman eksilerin tamamı eksi fakat görevleri farklı. Birinci eksimiz çıkarma işlemi yapmaktır. İkinci eksimiz negatif pozitif. Mesela sıfırın altındaki sıcaklıklar eksi 15. Bakın ne yaptı? Sıcaklığı ifade etti. Üçüncü eksimiz ise taklacı eksi. Şimdi biz neyi görüyoruz? İlk ikisini görmüştük zaten. Şimdi üçüncüyü göreceğiz. Yani taklacı eksiyi göreceğiz. Hemen bakalım. Mesela 2 üzeri eksi 3. Arkadaşlar 2 üzeri eksi 3'te ne yapıyoruz? İşte önce şu eksi var ya, buradaki eksi. O takla attırıyor. Kimi takla attırıyor? Tabanı takla attırıyor arkadaşlar. Tabanı takla attırıyor. Ondan sonra kuvvetini alıyoruz. Tamam mı? Şuraları arkadaşlar izninizle silmek istiyorum. Ve buraya birkaç tane örnek yazacağım. Mesela diyelim ki, hemen şöyle bir örnek vereyim. 2 bölü 3 diyelim. 2 bölü 3'ün eksi ikinci kuvveti nedir sevgili arkadaşlar? Bu taklanı attırıyorsun ve eksilik kayboluyor. Görevini yaptı çünkü. Görevini yaptıysa kaybolabilir. 3'ün ikinci kuvveti kaç olur? 9. 2'nin ikinci kuvveti kaç olur arkadaşlar? 4 olur tabii ki. 9 bölü 4. Bir tane daha örnek vereyim. Mesela diyelim ki eksi 5'in eksi 3. kuvveti olsun hadi. Bakın bunun paydasında gizli 1 var değil mi? Takla attırdım, 1 bölü 5 oldu. 1 bölü 5'in 3. kuvveti, 1'in 3. kuvveti 1. 25'in 3. kuvveti ne olur? 125 olur. Arkadaşlar buna ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz. Yani bir kuvvette eksilik varsa o eksiliğin görevi takla attıran bir eksiliktir. Onu özellikle vurgulamış olalım ve örneklerimize geçelim isterseniz. Hemen bakalım. Eksi 1'in arkadaşlar, eksi 2'nin pardon. Şöyle kalemimi fosforlu alayım. 2'nin eksi 1. kuvveti, bakın taklamızı attırdık ve 1. kuvveti. Buraya bakalım. 7'ye arkadaşlar eksi 2. kuvveti var, bakın. Taklamızı attırıyoruz ve ne oluyor taklamızı attırdığımızda? Sevgili arkadaşlar ve 1 bölü 49'a karşılık geliyor. Devam edelim bakalım. Bakın burada ne olmuş? Burada da sadece takla attırmışız. Eksi 1 var, takla attırdık ve bu şekilde yaptık. Buraya bakalım. Bakın 2 bölü 3'ün ikinci kuvveti. Taklamızı attırıyoruz. 3 bölü 2 oldu mu? Evet. 3 bölü 2'nin ikinci kuvvetini alırsak 9 bölü 4 oldu. Buraya bakalım. Bakın bunun paydasında gizli 1 var biliyorsunuz. 1 bölü 2 yaparsın. 1 bölü 2'nin ikinci kuvvetini alırsan ne olur? 1 bölü 4 olur arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Bakın burada yine bu örneği de az önce vermiştim. Şurada arkadaşlar görebilirsiniz.
Buraya bakalım, 7 bölü 2'nin eksi 1'inci kuvveti. Eksi 1 demek arkadaşlar sadece takla attır demek. Taklamızı attırdık ve buradan güzel bir şekilde 2 bölü 7'yi elde ettik. 1 bölü 5'in eksi 3'üncü kuvveti, taklamızı attırdık. 5 bölü 1 oldu. 5 bölü 1'in 3'üncü kuvvetini aldığımızda 125 bölü 1'den cevabımız ne olur arkadaşlar? 125 olur. Dolayısıyla ne yapmış olduk? Bunu da bulmuş olduk. Bu da çok güzel bir yöntem arkadaşlar. Tabii ki hani çift kuvvet, tek kuvvet var ya, burada gördüğünüz bütün sayılar neydi? Pozitif sayılardı arkadaşlar. Pozitif sayılarda çift kuvvet, tek kuvvet olayına kesinlikle bakmıyoruz. Nerede bakıyoruz? Negatif sayılarda bakıyoruz arkadaşlar. Taban negatifse o zaman kuvvetimize bakmak zorundayız. Tabanımız pozitifse bakmaya gerek yok. Tabanımız negatifse bakacağız mutlaka. Şimdi buraya bakın. Eksi 3'ün eksi 3'üncü kuvveti. Taklana hiç kafalar karıştırmadan arkadaşlar. Eksiler çünkü bazen kafaları karıştırabilir. Şimdi taklana attırıyorsun. Eksi 1 bölü 3 oldu. Eksi 1 bölü 3'ün 3'üncü kuvvetini alıyorsun. Aa, bakıyorsun tabanın eksi, kuvvetin de tek. O zaman ne olacaktır sonuç? Eksi olacaktır. Eksi 1'in 3'üncü kuvveti 1'dir. 3'ün 3'üncü kuvveti ne olur? 27. Eksi 1 bölü 27 olur. Fakat buraya baktığımızda arkadaşlar, şurada hemen şöyle aldım. Buraya baktığımızda ne olacaktır? Şurayı silelim hemen. Buraya baktığımızda eksi 3'ün 4'üncü kuvveti. Aman Allah'ım, baktım. Tabanım negatif. O zaman ne yapacağım? Çift kuvvet, tek kuvvet olayına bakmak zorundayım. Önce taklama attırıyorum. Bakın kafalar hiç karışmasın, taklama attırdım. Eksilik kayboldu ve 4 oldu. Şimdi çift kuvvet olduğu için artı, 1'in 4'üncü kuvveti 1'dir. 3'ün 4'üncü kuvveti ne olur sevgili arkadaşım? 81 olur ve artı 81. İşte negatif tabanlarda, negatif tabanlarda mutlaka kuvvete bakıyoruz. Kuvvetimiz çift ise burada olduğu gibi sonuç pozitif. Kuvvetimiz tek ise sonuç negatif olur sevgili arkadaşlar. Evet, negatif üssümüzü umarım bu bölümde anlatmaya çalıştık. Umarım sizler de anlamışsınızdır sevgili arkadaşlar diyelim ve yolumuza örneklerle devam edelim. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar 0,5, 0,5, 0,5, 0,5'in kaçıncı kuvveti? Kaç tane 0,5 görüyorum burada? 3 tane. O zaman A sayısı kaç olacaktır arkadaşlar? 3 olacaktır. Buraya bakalım. Burada da kaç tane 1 bölü 3 görüyorum? Tabii ki 4 tane. O zaman B sayısı da 4 de olacaktır. Çünkü 4 tane 1 bölü 3 var. O zaman A çarpı B'den ne olacaktır? A çarpı B değerimiz 3 çarpı 4'ten sonuç 12 olacaktır diyebiliriz. Ama tabii ki şurada arkadaşlar ne yaptık? Hemen şunu bir gözden geçirelim. Tabii ki çözümü de var zaten burada bir yandan. Burada takla attırdığımız için, yani 1 bölü 3'ün 4'üncü kuvveti olarak aldık. Tamam, eyvallah, çok güzel. Sonrasında ama bize ne olarak vermiş tabanı? 3 olarak. O zaman takla attırıyorum ve ne oluyor? Üstümdeki eksilik de geri geliyor. Dolayısıyla burası ne olacaktır? Eksi 4 olacaktır. Çarpımları da arkadaşlar, çarpımlarımızı da ne yapalım, buradan getirelim ve cevabı da eksi 12 olarak bulmuş olalım. Peki sevgili arkadaşlar, buna bakalım. Burada da değerlerini yazacağız. Küçük üstü ifadelerimiz varsa bunların değerini yazacağız. Şimdi 3 üzeri 0 kaç olur? 3 üzeri 0 tabii ki 1 olur. Artı 3 üzeri eksi 2. Ne yapıyorum? Takla attır, ikinci kuvvetini al. Takla attırdım, bakın burada takla attırdım ve ikinci kuvvetini aldım. Takla attırıp ikinci kuvvetini alırsam burası ne olacaktır? 1 bölü 9 olacaktır. Artı 3'ün ikinci kuvveti, burada takla attırmaya gerek yok ki, direkt 3'ün ikinci kuvveti, yani 3'ün karesi. Ne olur burada? Tabii ki 3'ün ikinci kuvveti 9 olur. Buradan da ne oldu? 9'u yazdık. Buradan topladığımız zaman aslında burada birazcık ne girdi devreye? Kesirlerde toplama işlemi. Tam kısımları toplayalım. 10 tam 1 bölü 9 olarak bulabiliriz. Veya taban değişmeyecektir. Pardon, payda değişmeyecektir. Bunu bileşik kesire çevirebiliriz. 9 kere 10 90. Bir daha 91 bölü 9 olarak da ne yapabiliriz? Bulabiliriz arkadaşlar. Buradaki örneklerle de muazzam bir ne yaptık? Bir çözüm üretmiş olduk sizlerle beraber. Arkadaşlar, videonuzu balla bölüyorum ama size çok güzel bir haberim var. 0'dan 8'e hazırlık setine sahip olan arkadaşlarımız Tonguç Dershanede %25 indirim hakkı kazanıyor. İndirime ulaşmak da çok kolay. Setin arkasında bulunan bu bölümü kazıdığınızda bir koda ulaşıyorsunuz. Bu kodu Tonguç Dershanede ödeme adımlarında indirim kodu yazan yere girerek Tonguç Dershanede %25 indirimin sahibi oluyorsunuz. Hepinize iyi dersler. Yolumuza üssünün üssü olarak devam ediyoruz arkadaşlar.
Umarım faydası oluyordur. Umarım sizlerle beraber keyifli bir kamp süreci geçiriyoruzdur. Ben çok keyif alıyorum sizlerle beraber olmaktan, çalışmaktan ve sizlere bir şey vermekten, bir şey katmaktan inanılmaz keyif alıyorum. Umarım sizler de bu keyifli derslerimizin faydasını ilerleyen zamanlarda göreceksinizdir diyelim. Üstünün üstü. Peki hocam üstünün üstü ne ya? Zaten üstü sayıları gördük. Bir de bunun üstü mü var Allah aşkına? Evet arkadaşlar tabii ki üstünün üstü var. Peki nedir bu? Hemen bakalım isterseniz. Üstü ifadeler tekrar üstü alınıyorsa üstler çarpılarak tek bir üst olarak yazılır arkadaşlar. Tamam mı? Peki nasıl bir şey bu? Hemen bir bakalım nasıl bir şey? Örneklerle göreceğiz tabii ki. En güzel örneklerle arkadaşlar. Mesela örneklerde şimdi hazırda karnımız acıktı belki de arkadaşlar biraz acıkmışken yumurtayla domates bak yumurta üstü domates Allah Allah bunlar bir araya gelirse çarpılırsa arkadaşlar çarpılırsa bir araya gelirse bir tavada tavanın içine bunları domatesi koyduk üstüne yumurtayı kırdık birbirine çarptık arkadaşlar ne oldu muazzam bir menemen oldu işte gördüğünüz gibi tam da özeti bu aslına bakarsanız yumurta ile menemen üstünün üstü olarak bulursa yumurta ile domates üstünün üstü olarak karşımıza gelirse ne oldu? Tabii ki ortaya çok güzel bir menemen oldu. Bunu söyleyebiliriz. Peki sayısal olarak bir örnek vermek istersek ne yapacağız? Hemen bakalım. Bakın burada işte. 2 üzeri 4'ün 3. kuvveti aman Allah'ım yarabbim işte burada. Çarparsak 2 üzeri 12. Yumurtayla domates oldum size güzel bir menemen. İşte böyle. Tamam arkadaşlar bu güzel bu kadar kolay aslına bakarsanız bunu söylemiş olalım. Şimdi buraya bakalım hemen örneklerimize bakalım bak 200 hatta şurada ben size örnekler vereyim birkaç tane. 3 üzeri 4'ün arkadaşlar 5. kuvveti dersek ne olur 3 üzeri 4 kere 5 hop 20. Atıyorum işte 1 bölü 2'nin 7. kuvvetinin arkadaşlar 3. kuvveti derse 1 bölü 2'nin ne olur 21. kuvveti. Bak çarptım ve üste yazdım. Bunu söyleyebiliriz. İşte 7'nin 2. kuvvetinin eksi 6. kuvveti olursa ne olur 7 üzeri eksi 12 olur. Çarpıyoruz ve yazıyoruz. Bu kadar basit. Devam edelim bakalım. 5'in arkadaşlar eksi 3. kuvvetinin eksi 6. kuvveti olsun. Yazıyoruz 5 çarpı artı 18 olmaz mı Allah aşkına? Şöyle bir silelim bakalım ve devam edelim. Ama burada dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi var arkadaşlar. Ona hemen size dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki şuradaki etkinliklere de isterseniz hemen bir göz gezdirelim. Bakın şu etkinliğimize baktığımızda 2'nin 4. kuvvetinin 5. kuvveti 2 üzeri 20. 5'in 2. kuvvetinin eksi 2. kuvveti çarptığımız zaman 5 üzeri eksi 4. Buraya bakalım 6'nın eksi 3. kuvvetinin 2. kuvveti bakın burada. 6 üzeri eksi 6. Yine kuvvetleri çarptığımızda bakın 7 üzeri 0. Çarpıyoruz yani kuvvetin kuvvetini çarpıyoruz. Devam edelim. Arkadaşlar 81'i görünce ne gelecekti aklımıza? 81'i gördüğümüzde ne gelecekti? Tabii ki 3 üzeri 4 gelecekti. 3 üzeri 4 geldiğinde arkadaşlar ne olacağız? 3 üzeri 4 geldiğinde bakın çarptığımızda buradan sevgili arkadaşlar 3 üzeri 12 olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim bakalım. Hemen şöyle devam edelim bakalım arkadaşlar. 64'ü gördüğümüzde ne gelecekti aklımıza? 64'ü gördüğümüzde 64 eşittir. 2 üzeri 6 değil miydi? Evet 2 üzeri 6 ise o zaman buradan da arkadaşlar ne yaptık? 2 üzeri 6'nın ikinci kuvveti 2 üzeri 12 yani kuvvetin kuvvetini kendimiz oluşturuyoruz. Yani bize hazır vermemiş biz kendimiz oluşturuyoruz. Baktım buraya 125 aman Allah'ım 125 gördüğümde kim giller familyası? Arkadaşlar 5 giller familyası. Buradan ne olacaktır? 5 üzeri 3 olmayacak mı? Evet 5 üzeri 3'ün eksi ikinci kuvveti buradan da ne olur? 5 üzeri eksi 6 olur. Zaten biz burada ne yaptık? 5 üzeri eksi 6'yı zaten bulduk. Devam edelim bakalım arkadaşlar. 49. 49 kim giller familyasından? 49 üzeri eksi 3. Arkadaşlar eksi 3 olsun bakalım. 49 ne olur? 7 üzeri 2'nin eksi 3. kuvveti olur. Kuvvetin kuvvetini çarparsam da buradan sonucumuz 7 üzeri eksi 6 olarak da bulmuş oluyoruz. Oradaki etkinliğimizde nerede? Burada arkadaşlar diyebiliriz. Devam edelim bakalım. Diyor ki burada sorularımızda. 9 üzeri a eşittir 27 üzeri 2 ise a kaçtır? Arkadaşlar bunlar nerede eşitlenir? Tabii ki bunlar 3 giller familyasından olduğu için 3'lerde eşitlenir. Zaten burada bakın vermiş. Önce 3 üzeri 2'nin üssü a diyorum. Buradan da 3 üzeri 3'ün ikinci kuvveti diyorum bakın. Önce tabanları eşitlemem gerekiyor. Bu çok önemli. Nerede eşitleniyor? 3'lerde eşitleniyor. Tabanlar 3 çünkü sayılarımız 3'ün bir katı arkadaşlar. Buradan 3 üzeri
çarpıyorum 2A diyorum. Buradan 3 üzeri bakın çarpıyorum bu arkadaşları 6 diyorum. Ve üstte tabanlar aynı olduğuna göre arkadaşlar üstler de aynı olmak zorundadır. Dolayısıyla üstler de aynı olması gerektiğinden dolayı 2 üzeri A eşittir 6'ya. Buradan da A eşittir 3'e karşılık gelecektir. Bunu söylemiş olalım. Gelelim ikinci etkinliğimize. İkinci etkinliğimizde bakın 2'nin 3. kuvvetinin 2. kuvveti. Yani çarparsam buradan ne olacaktır? 2 üzeri 6 çarpı 15 üzeri 5'in 0. kuvveti. 5 ile 0'ı çarparsam 15 üzeri 0 yapmaz mı Allah aşkına? Evet, buradan 2 üzeri 6 64 yapar. 15 üzeri 0 bir sayının 0. kuvveti kaça eşitti? 1'e eşitti tabii ki. Buradan ne olacaktır? Sonucum 64 olacaktır arkadaşlar. Gelelim buraya. 5 üzeri x üzeri y. Kuvvetin kuvveti olduğu için ya da üstün üstü olduğu için ne yaparım ben bunları? Çarparım arkadaşlar tabii ki. Süper. 125. Arkadaşlar ben ne demiştim size? 125 gördüğün zaman hemen 5 giller familyası aklına gelecek. Ve burası 5 üzeri 3 olarak yazacaksın. 5 üzeri 3'ün ikinci kuvveti yani 5 üzeri 6 olarak ne yapıyorsun? Yazıyorsun bunu. 5 üzeri 6 olarak yazıyorsun. O zaman da üstler aynı olduğuna göre tabanlar ne olacaktır? Üstler aynı işte tabanlar aynı olduğuna göre üstler aynı olacaktır. X çarpı Y eşittir 6 diyorum ve bu şekilde muazzam bir şekilde arkadaşlar sonucu tamamlamış oluyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz bakalım üstü ifadelerde çarpma bölmeye gelelim. Çarpma bölmede gerçekten çok kolay arkadaşlar ve şimdi sizlere onlardan bahsedeceğiz. Sevgili arkadaşlar bu üstü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerinde iki durum var. Birinci durumumuz tabanlar eşitse üstler toplanır. Peki nasıl oluyor? Hemen ona bir bakalım. Arkadaşlar mesela bakın 3 üzeri 4 ile 3 üzeri 4 ile 3 üzeri 2'nin çarpılmasında üstleri topluyoruz ve ortak tabanımızı ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Yani 3 üzeri 4 ile 3 üzeri 2'yi çarptığımızda 3'ün üzeri 4 ile 2'yi toplarsak ne olur? 3 üzeri 6 olur. Hemen buraya bakalım. 2 üzeri 4 ile 2 üzeri eksi 1'i çarptığımızda topladığımız zaman üstleri ne olacaktır sevgili arkadaşlar? 2 üzeri 3 olarak bulmuş oluyoruz. Yine buraya bakalım tabanlarımız eksi 2 olduğunda eksi 2'nin 4. kuvvetiyle eksi 2'nin 5. kuvvetini çarparsak ne olur? Eksi 2'nin 9. kuvveti olur. Yani üstleri topluyoruz. Buna aman dikkat edelim arkadaşlar. Bir de bunun yanında bazen de arkadaşlar örneğin burada da örneği var gerçi de şöyle bir örnek vermek istiyorum sizlere. Diyelim ki 4 üzeri 3 çarpı 4. Burada 4'ün üzerinde gizli 1 vardır. Ama yazılmaz. 4 olarak yazılır ama gizli 1 olduğunu bilmek zorundayız. Buradan da 4 üzeri 4 olarak ne yaparız? Sonucu bulmuş oluruz sevgili arkadaşlarım. Devam edelim bakalım. Tabanlar eşit değilse ne yapacağız? Önce tabanları eşitliyoruz. Yani 81'i gördüğümüzde ne yapacaktık? Üçgiller familyası aklımıza gelecekti. Yani 3 üzeri 4'ün sevgili arkadaşım 5. kuvveti. 27'ye baktığımızda 27'de 3 üzeri 3'ün eksi 2. kuvveti olarak ne yapıyoruz? Buluyoruz. Buradan 3 üzeri 20 oldu. Çarpı buradan 3 üzeri eksi 6 oldu. Bunlar topladığımız zaman tabii ki toplama işlemlerinde veya arkadaşlar ne yapmamız lazım? Tam sayılarda toplama çıkarma işlemlerini iyi bilmemiz gerekiyor. Zıt işaret sayılar toplanıyormuş gibi gözükse de aslında birbirinden çıkartıyoruz. Buradan ne olur? 3 üzeri 14 olarak buluyoruz ve gerçekten de sonucumuz 3 üzeri 14 olarak görebilirsiniz. Canlı derslere aktif bir şekilde katılıyordun. Evet. Canlı dersler açıkçası okuldan hani okulda işlediğimiz konuyu ben hemen bitirmiş oluyordum. Yani okulda ben biliyordum o konuları. Yani daha önceden işlemiş oluyordum çünkü ve bu açıkçası çok faydalı bir şey. Daha önceden yolun açık oluyor. Daha ilk baş bir soru gördüğün zaman onu yapmış oluyorsun. Ya da derslerimizde soru çözüm dersleri oluyor ya da derslerde de sorular çözüyoruz. Oradaki sorular da açıkçası çok büyük bir avantaj. LGS sorularını da çözdük. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Eğer üstler eşitse ne yapacağız? Tabanları da gerçekten çarpıyoruz. Zaten adında çarpma olduğu için ne yapacağız? Çarpacağız. Örneğin bakın şurada bir örnek vermek istiyorum. 4 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 7. Buradan ne olur sevgili arkadaşlar? Üstler aynı olduğu için 4 kere 2 8 üzeri ortak kuvvetimizi yazıyoruz. Yani kuvvetler aynı ise
tabanları çarpıyorum ve ortak kuvvetimizi yazıyoruz. Hemen bir bakalım bakalım sevgili arkadaşlar, hemen bir bakalım. Bakın 2 üzeri 3 ile 3 üzeri 3 üstler aynı olduğuna göre tabanlarımızı arkadaşlar ne yapıyoruz? Çarpıyoruz ve 6 üzeri 3 yapıyoruz. 7 üzeri 5 ile 2 üzeri 5'in çarpımı nedir? Ortak olan şeyleri hiç dokunmuyorum. Yani kuvvetimiz 5 olduğuna göre 5'i tutuyoruz. 7 kere 2 ne olacaktır? 14 üzeri 5. Buraya bakalım, kuvvetlerimiz 4 olduğuna göre eksi 3 ile eksi 5'in çarpımı ne olur? 15 üzeri 4 olur tabanları çarptığımızda. Buraya bakalım, kuvvetlerimiz eksi 4 olduğuna göre tabanlarımızı çarptığımızda 5 ile 2'yi çarptığımızda 10, ortak kuvvetimiz ise eksi 4 olarak bulmuş oluyoruz. Bunu da özellikle vurgulamak istedim. Buraya baktığımızda sevgili arkadaşlar, eğer üstler eşit değilse ne yapacağız? Küçük olanda eşitleyeceğiz tabii ki. Örneğin bakın burada zaten bir örneğimiz var ama hemen size ben bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki 3 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 6. Şimdi bunları çarparken ne yapacağım? 3 üzeri 7'yi üstü büyük olanı küçük olana benzeteceğim. 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6 yapıyorum. Sonra şu baştaki 3'e hiç dokunmuyorum. O zaten ayrıldı gruptan. Ve buraya baktığımızda tabanları çarparsam 6 üzeri 6 olarak yazmış oluyoruz. Ve bu şekilde de sonucumuzu bulmuş oluyoruz. Buraya bakalım, hemen şuradaki etkinliğimize bakalım. 5 üzeri 7 ile 2 üzeri 5'in çarpımı. Arkadaşlar 5 üzeri 7'yi 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 5 olarak ayırabiliyorum. Hemen ayırdım. Sonrasında 5 üzeri 2 zaten kalıyor. 5 üzeri 5 ile 2 üzeri 5'i çarptığımız zaman üssümüz aynı olduğuna göre tabanları çarpıyorum, ortak üssümüzü yazıyorum. Yazdığımız zaman arkadaşlar ne oldu? Baktığınız zaman burada gördüğünüz gibi 5 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 5. Buradan da 25 çarpı 10 üzeri 5 olarak bulmuş oluyoruz. Gelelim bölmeye. Yani çarpmada arkadaşlar kısaca ne yaptığımızı hatırlatalım. Eğer tabanlar eşitse üstler toplanır. Tabii ki toplamak demek arkadaşlar bir nevi yani 7. sınıfta tam sayılar konusunu iyi bilmek lazım. Yani eksiyle eksi ne oluyor? Eksiyle artı ne oluyor? Bunlara dikkat etmek lazım. Peki tabanlarımız eşit değilse, bak burada olduğu gibi tabanlarımız eşit değilse, o zaman ikigiller familyası, üçgiller familyası, beşgiller familyasından hareketle üstünün üssü kuralını uygulayarak tabanları eşitliyoruz ve ortak ne yapıyoruz? Tabanımızı oluşturuyoruz. Peki sevgili hocam, tabanlar eşit değil, üstler eşitse ne yapıyoruz? Orada arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen tabanlarımızı çarpıyoruz, ortak üssümüzü yazıyoruz. Burada da ondan bahsettik. Ama daha çok çıkan arkadaşlar şu. Üstler, yani şu birinci ifade daha çok çıkıyor. İkisi de çıkıyor ama üstteki daha çok çıkıyor, onu söyleyelim. Eğer üstler eşit değilse ne yapıyoruz? Büyük olanı küçük olanın üstüne benzetiyoruz ve buradaki etkinliğimizde de onu yaptık. Şimdi geldik bölme işlemine arkadaşlar. Bölme işleminde ne yapacağız? Bölme işleminde, şimdi çarpma işleminde toplama yaptık ya. O zaman bölme işleminde ise çıkarma yapacağız. Neyi çıkartacağız? Birincinin üstünden ikincinin üstünü çıkartıyoruz. Tabanlar eşit ise üstler birbirinden çıkarılır. Buna dikkat ediyorsun. Tabii ki eksi ile eksinin yan yana geldiği durumlarda bunların artıya dönüştüğünü unutmuyorsun kesinlikle. Bu çok önemli. Şimdi bakalım arkadaşlar, 6 üzeri 7'den 6 üzeri 7'den arkadaşlar 6 üzeri 4'ü bölersek üstleri birbirinden çıkartıyoruz. Bakın 7'den 4 çıkarsa 6 üzeri 3 oluyor. 2 üzeri 8'i 2 üzeri 5'e bölersek buradan ne olur? 2 üzeri 3 olur. Bunu söyleyebiliriz. Bakın üstleri birbirinden çıkartıyoruz. Ama buraya dikkat, lütfen buraya dikkat ediyorsun. Bakın 5 üzeri 7'den 5 üzeri 7'den 5 üzeri eksi 4'ü çıkarttığımızda bak şöyle yapıyorsun. 7 çıkarma işleminin eksisi, bir de sayının kendisi eksisi olduğu için 2 eksi yan yana geldiği zaman toplanıyor. Buna buradan ne oluyor? 5 üzeri 11 oluyor. Bakın bu etkinliği burada göstermiş olduk. Buna lütfen dikkat edin. Bu çok önemli. 2 eksinin yan yana geldiği durumlarda mutlaka eksileri artıya dönüştürmeyi ihmal etmiyorsun. Devam edelim bakalım. 3 üzeri eksi 8, 3 üzeri 6'yı çıkarttığımız zaman yine tam sayılarda çıkarma işleminde. Bakın 3 üzeri eksi 8 eksi 6'yı çıkartıyorum. 2 eksi, bakın her ikisi de eksi olduğu için toplayıp ortak kuvvetimi yazıyorum. Yani 3 üzeri eksi 14'ü görmüş oluyoruz. Bunu da özellikle vurgulamış olalım arkadaşlar. Bu da güzel bir çözüm yöntemi oldu. Tabanlar eşit değilse ne yapacağız? Tabanları eşitleyeceğiz. Hemen bir bakalım. Örneğin 8 üzeri 4. 32 üzeri 3. Arkadaşlar bunlar ikigiller familyasından değil mi? Evet. 8'i nasıl yazıyorum ben? 2 üzeri 3'ün
dördüncü kuvveti olarak yazıyorum. 32'yi nasıl yazıyorum? 32'de 2 üzeri 5'in 2 üzeri 5'in 32 öyle yazıyoruz çünkü. Üçüncü kuvveti olarak yazıyoruz ve tabanları ne yaptık arkadaşlar? 2'de eşitledik. 2'de eşitlediysek hemen üstünü üstünü yapıyorum. Ve sonrasında tabanlar eşit olduğuna göre üstleri birbirinden çıkartıyoruz tabii ki. Yani 12'den 15'i çıkartıyorum. Çıkartırsam ne olacaktır? 2 üzeri eksi 3 olacaktır. Çünkü neden? Küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarttığım için sonucumuz eksi 3 olacaktır. Tabanları birbirine benzetme. Arkadaşlar işini mutlaka çok iyi bilmemiz lazım. Bunun için 2 giller, 3 giller familyası, 5 giller familyasını da gayet iyi bilmemiz gerekiyor. Peki arkadaşlar tabanlar eşitse biliyorsunuz üstleri birbirinden çıkartıyoruz. Yani birinci üstten ikinci üstümüzü çıkartıyoruz. Peki üstler eşitse ne yapacağız? Arkadaşlar üstler eşitse tabanlar gerçekten de birbirine bölünüyor. Peki nasıl bölünüyor? Hemen ona bakalım. Mesela bakın arkadaşlar 6 üzeri 2 ile 2 üzeri 2. Tabanları gerçekten de birbirine bölüyoruz sevgili arkadaşlar. Mesela baktığımız zaman burada hemen 6 üzeri 2, 2 üzeri 2. Üstler aynı olduğuna göre tabanları bölüyoruz. 6'yı 2'ye bölersem 3. Ortak kuvvetimizi yazıyorum 3 üzeri 2. Buraya bakalım bakın 36 üzeri 4, 9 üzeri 4. Yani burada üstlerimiz aynı olduğuna göre 36'yı 9'a bölüyorum. 4 çıkıyor. Ortak kuvvetimi yazıyorum. Buraya bakalım. 24 üzeri 5, 8 üzeri 5. Buraya baktığımızda 24'ü 8'e bölersem 3. Ortak kuvvetimiz 5. 3 üzeri 5'i ne yaptık? Bulmuş olduk. Buraya bakalım. Burada sevgili arkadaşlar. Eksi 27 üzeri 6. Eksi 9 üzeri 6. Hiç üstlere, ortak üstlere dokunmuyoruz arkadaşlar. Dokunmuyoruz ve tabanları bölüyoruz. 27'yi eksi 27'yi eksi 9'a böldüğümüzde kaç kalıyor? 3 kalıyor. Dolayısıyla ortak kuvvetimiz de 3 üzeri 6 olacaktır. Buraya bakalım. Burada durum neymiş? Arkadaşlar buraya baktığımızda yine üstleri birbirine benzetiyoruz. Yani 10 üzeri 8 var ya, üstü küçük olana göre benzetiyoruz. 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 7 diyorum. Sonra 5 üzeri 7 diyorum. Sonra 10 üzeri 1'e diyorum ki sen burada kal 10 üzeri 1. Ve şu arkadaşları ne yapıyorum? Az önce yaptığım gibi bölüyorum. Yani üstlerimiz aynı kalıyor. 7 kalıyor. 10'u 5'e bölersem ne olacaktır? 2 üzeri 7 olacaktır. Ve sonucumuz da 10 çarpı 2 üzeri 7 hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet şurada bir özet yapalım ben. Tabanlar eşitse bölme işlemlerinde arkadaşlar tabanlar eşitse üstleri birbirinden çıkartıyoruz. Yani bu noktada o örnekleri verdik arkadaşlar. Devam edelim. Eğer tabanlar eşit değilse peki nasıl yapacağız? Tabanlar eşit değilse arkadaşlar tabii ki tabanları birbirine benzetmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağız onu? 2 giller, 3 giller familyasından, 5 giller familyasından yardım alarak yapacağız. Sonrasında sevgili arkadaşlar, eğer üstler eşit, tabanlar farklıysa o zaman ne yapacağız? Üstlere dokunmayacağız. Tabanları gerçekten de böleceğiz. Birinci tabanı ikinci tabana böleceğiz ve ortak üstümüzü yazacağız. Eğer dediğimiz gibi üstler de birbirinden farklıysa o zaman büyük üssü küçük üsse burada olduğu gibi de benzetme yapmamız gerekiyor diyelim ve yolumuza bir başka bölümde büyük bir heyecanla devam edelim arkadaşlar. Ondalık gösterimlerin çözümlenmesi. Arkadaşlar burası biliyorsunuz birler basamağı olarak isimlendiriliyor. Burası da onlar basamağı. Dolayısıyla arkadaşlar ama biz onun kuvveti şeklinde göstereceğimiz için bir yok. Arkadaşlar üstü ifadelerde bir yok. Üstü ifadelerde 10 üzeri 0 var. 10 dediğimiz zaman 10 üzeri 1 var. 100 dersek 10 üzeri 2 var arkadaşlar. 1000 dersek 10 üzeri 3 var. Yani 1, 10, 100, 1000 yok. Onun yerine ne var arkadaşlar? 10 üzeri 0, 10 üzeri 1, 10 üzeri 2, 10 üzeri 3 var. Bundan sonra öyle. Virgülün öbür tarafına geçtiğiniz zaman bir anda işler tersine dönüyor. Ve buradan 10 üzeri eksi 1. Yani 10'da birler basamağı. Burası ne oluyor? 10 üzeri eksi 2. Burası ne oluyor? 10 üzeri eksi 3 arkadaşlar. Buna ne yapıyorsun? Dikkat ediyorsun. Sayıların çözümlenmiş hallerini isterseniz bir bakalım. Hemen 47,385. Bakın virgülümüz burada. Birincisi 10 üzeri 0. Bakın burada 10 üzeri 0 çarpı 7. 4 çarpı 10 üzeri 1. Yani onlar basamağı. 10'da birler basamağında 3 var. 100'de birler basamağında 8 var. 1000'de birler basamağında ise eksi 3 var gördüğünüz gibi. Buraya bakalım. Hemen virgülümüz burada bakın. Yine 10 üzeri 0, 10 üzeri 1, 10 üzeri 2.
Ne yaptık arkadaşlar? Hemen şöyle göstermiş olalım. Bakın burada. Ne oldu? 10 üzeri 0, 10 üzeri 1. İşte bakın burada arkadaşlar. 7 çarpı 10 üzeri 2, 2 çarpı 10 üzeri 1 ve 8 çarpı 10 üzeri 0. Virgülün öbür tarafına geçtiğimizde bakın artık ne oldu? 10 üzeri eksi 1 geldi. Ve 10 üzeri eksi 2 geldi. Buradan sırasıyla ne oluyor arkadaşlar? Gidiyor. Bunları da şu şekilde göstermiş olabiliriz. Bakın böyle yaptık. Devam edelim bakalım. Bakın bir tane virgülümüz varsa 3 çarpı 10 üzeri 0, 7 çarpı 10 üzeri eksi 1, 8 çarpı 10 üzeri eksi 2. Buraya bakalım 6 çarpı 10 üzeri 2 kaç demektir bu? Arkadaşlar tabii ki 600 demektir değil mi? 600. Hemen burası ne olacaktır? 600 virgül 3. Bakın 600 virgül 32. Şurada da var bakın 32 olarak ne yaptık bulduk. Buraya bakalım. Burası 70 virgül. Bakın ikinci sıradaki 4 0 virgül 4 olarak buluyorsun. Bak kaç varsa burada o sıraya yazıyorsun. Eksi 2 ise ikinci sırada. Eksi 3 ise üçüncü sırada. Eksi 1 ise birinci sırada. Ve çözümlenme de arkadaşlar bu şekilde. Çözümlenme de karşımıza sorular olarak karşımıza geliyor. Bunu da özellikle vurgulamış olalım. Genel yüzdeliklerim olarak 0.7 yüzdeliklerim yaptım ve puanım da 481. Peki Nehir, bu süreçte Tonguç'tan nasıl faydalandın? Tonguç'un en çok kitaplarından faydalandım ve özellikle Paragrafon serisi çok hoşuma gitti. YGS çalışmanın başlarında bana çok faydası olduğunu düşünüyorum bu kitapların. Peki Türkçedeki netlerini soralım. Bakalım faydalı olmuş mu? Türkçe full tabii ki. Oo, Türkçe full. Tebrik ediyoruz seni. Peki sorular nasıl gelir? Hemen bir bakalım. A, B, C, D toplamı kaçtır? Arkadaşlar şimdi 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 7 çarpı 10 üzeri 0. Bakın virgülün öbür tarafına geçince arkadaşlar hemen ne oluyor? İşler değişiyor. 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak ne yaptık? Bulduk. Sonrasında A, B, C, D'ye bakalım. Bak burada pardon şöyle buraya baktığımız zaman arkadaşlar 1 var, 0 var, eksi 1 var, eksi 2 var. Bunları topladığımız zaman, zaten kendini ele veriyor. 1 artı 0 artı eksi 1 artı eksi 2 diyorsun. Şunlar birbirini götürüyor. 0 da zaten etkisiz. Sonucumuz kaç oldu? Eksi 2 oldu. Lütfen çözümlemelere dikkat. Bununla alakalı LGS'de güzel sorular geliyor. Hatta kek sorular geliyor arkadaşlar. Ve kaçırmanızı kesinlikle istemiyorum. Mutlaka bu soruları da yapmaya çalışın. Bu konu kolay bir konu. Çok büyük ve çok küçük sayılar ve bilimsel gösterimle dersimizi arkadaşlar tamamlayacağız. Çok büyük ve çok küçük sayılara baktığımızda çok büyük sayılar bol sıfırlı sayılar arkadaşlar. Mesela dünyanın kütlesi gördüğünüz gibi inanılmaz. Ve kaç tane sıfır varsa onu da ne yapıyorsun? Onun üstüne topluyorsun. Yani 6 çarpı 10 üzeri 24 tane sıfır varsa 24 yazıyorsun. Küçük sayılarda ise sevgili arkadaşlar virgülden sonra kaç tane sayı varsa onu eksili olarak yazıyorsun. Yani 3 çarpı 10 üzeri kaç sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 olduğuna göre 6. Büyük sayılarda kuvvetimiz artıyken küçük sayılarda eksi olabilir arkadaşlar. Bunu mutlaka söylüyorsun. Olabilir değil hatta olur diyelim. Çok büyük sayılarda pozitif üstler 10 üzeri 1. Zaten bunları arkadaşlar biliyorsunuz. Eksili sayılarda ise yine kaç tane varsa bu şekilde ne yapıyorsunuz? Yazıyorsunuz. Şimdi çok büyük sayılara bakalım. Virgülden sonra arkadaşlar kaç tane sıfır varsa önce öyle yazıyorsun. Yani 1527 çarpı 10 üzeri kaç tane sıfırımız var? 5 tane. Arkadaşlar katsayıyla bakın katsayıyla üstümüz ters orantılıdır. Yani katsayımız örneğin şöyle olursa mesela bir tane küçülürse üstümüz bir tane büyüyecektir. Yani buradaki katsayıyla üstümüz ters orantılıdır. Katsayı artarken üstümüz azalacaktır. Hiçbir yerde iki taraftan kazanç olmaz. Sonrasında devam edersek bunu mesela bir tane daha küçültürseniz ne olur burası böyle? Bakın üstümüz ne olacaktı? Bir tane büyüyecektir. Bunu söylemiş olalım. Sayımız küçüldükçe üstümüz büyüyecektir diyebiliriz. Tam tersi arkadaşlar katsayılarda devam edelim bakalım. Hemen şurayımızı temizliyoruz. Buraya baktığımızda yine çok büyük ve çok küçük sayılarda virgülden sonra kaç tane basamak varsa onu hemen ne yapıyorsun? Eksi olarak yazıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 üzeri ne oldu? Eksi 8. Sayımızı bir tane büyütürsen, mesela bir tane büyüttük diyelim. Üstümüz bir tane ne olacaktır? Küçülecektir. Bakın dikkat küçüldü. Buna dikkat ediyorsunuz. Bunu özellikle vurgulamış olalım. Sayıları ne diyor? Birer eşitlerini yazınız. Hemen yazalım arkadaşlar. Sayımızı mesela bir tane büyüttük. Büyütürsek burası ne olacaktır? Küçülecektir. Hemen ne yaptık? Eksi 6'yı yazdık. Burada mesela sayımızı bir tane küçültelim. 918 yazalım. Burası ne olacaktır? Büyüyecektir. Hemen ne yaptık? Onu yaptık. Bakın biz de buradan farklı olarak yazıyoruz. Bakın böyle. Devam edelim bakalım. Sayımızı mesela iki tane büyütürsem burası iki tane küçülecektir arkadaşlar. Sayımızı iki tane büyütürsem burası iki tane küçülecektir. Buraya bakalım. Burada da mesela sayımızı iki tane küçültelim.
Arkadaşlar burası da ne olacaktır? 2 tane büyüyecektir. Ne oldu? 10 üzeri 6 oldu. Yani katsayıyla üstler birbirinden tersi şeklinde hareket ederler. Mesela buraya bakalım. Burada 0,017 iken 17'ye çıkmış. Bak 3 kat büyümüş arkadaşlar burası. O zaman burası 3 kat küçülecektir. Küçülürse ne olur burası? Eksi 10 olur. Sakın eksi 4 yapmaya kalkmayın. Küçülmek demek arkadaşlar eksi 10 olması demektir diyelim ve çok büyük çok küçük sayıları da bu şekilde tamamlamış olalım. Bilimsel gösterime bakalım arkadaşlar. Bilimsel gösterimde de çok büyük çok küçük sayıların bir tık değişik versiyonu. Bilimsel gösterimde katsayımız 1 ile 10 arasında olmak zorunda. Yani onu oraya odaklamamız lazım. 1 ile 10 arasında olmazsa olmaz arkadaşlar. 1'e eşit olabilir fakat 10'dan küçük olmak zorunda. Bunu mutlaka ve mutlaka sağlamamız gerekiyor. Arkadaşlar hemen şöyle bakalım. Bakın burada 84 milyon var. 84 milyonu bilimsel olarak gösterirsem şöyle yazamam mesela arkadaşlar. 84 çarpı 10 üzeri 6 yazamam. Bu bilimsel gösterim olmaz. Neden? Çünkü katsayımız 1 ile 10 arasında değil. O zaman bunu ben ne yapıyorum? 8,4 yazıyorum. Burasını küçültürsem burasını ne yapmak zorundayım? Büyütmek zorundayım arkadaşlar. Buna ne yapacaksınız? Dikkat edeceksiniz. Mesela buraya bakalım. Burada da 128 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 üzeri eksi 8 yazdık. Fakat bu bilimsel gösterim olmaz çünkü katsayımız 128. Katsayımız 1 ile 10 arasında olması lazım. O zaman ne yapıyorum bunu? Şöyle yapıyorum bakın. 2 basamak küçültürsem burası 2 basamak büyüyecektir. Ve burası ne olmuş oldu? İşte size bilimsel gösterim arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bilimsel gösterim soruları karşımıza geliyor. Lütfen buna dikkat edin. Hadi bakalım şimdi bunlardan hangileri bilimsel gösterim hangileri değil? Şöyle bir kontrol edelim. Sevgili arkadaşlarım. Bakın bu bilimsel bir gösterimdir. Neden? Çünkü katsayımız 1 ile 10 arasında. Buna ne diyoruz? Doğru. Buraya bakalım 32 bilimsel gösterim değildir. Ama şöyle olmuş olsa bakın sayımızı bir kat küçültürsek burası da bir kat büyüyecektir. Sevgili arkadaşlar böyle olsaydı bilimsel gösterim olurdu. Ama şu haliyle bilimsel gösterim değildir. Bunu söyleyebiliriz. Buraya bakalım bu bilimsel gösterim değildir arkadaşlar ama şöyle olmuş olsaydı. Bakın sayımızı bir kat büyütseydik burası da bir kat küçülecekti. Böyle olsaydı bilimsel gösterim olurdu ama şu haliyle bilimsel gösterim değil. Buraya bakalım 432 çarpı 10 üzeri 5 bilimsel gösterim değil. Şöyle olmuş olsaydı arkadaşlar iki basamak burayı küçültseydim burası da 2 basamak ne olacaktır? Büyüyecektir. Böyle olsaydı bilimsel gösterim olurdu ama şu haliyle bir bilimsel gösterim değildir diyebiliriz. Bilimsel gösterimde en önemli nokta katsayının 1 ile 10 arasında olması gerektiğidir. Sayıların çarpımının bilimsel gösterimine baktığımızda hemen ona da bir arkadaşlar ne yapalım? Şöyle kalemimizi alalım. 200 bin 2 çarpı 10 üzeri 5 olarak ne yaptık? Bulduk. Hemen onu üst sol bilimsel olarak yazdık. Buraya bakalım 9000'de 9 çarpı 10 üzeri 3 olarak yazdık. Sonra kat sayıları kendi arasında çarpıyorum. Yani 2 ile 9 çarpıyorum arkadaşlar. 18 buluyorum. 10 üzeri 5 ile de 10 üzeri 3'ü tabanlar aynı olduğu için üstleri toplama yöntemiyle çarpıyorum ve burasını 10 üzeri 8 olarak buluyorum. Fakat bilimsel gösterimi hayır değil arkadaşlar. O zaman bir tane küçültüyorum. Burasını bir tane küçültürsem burasını bir tane büyüteceğim ve 1,8 çarpı 10 üzeri 9 olarak bulduk. Şu ifadeye bakalım. Hemen şunu ben bilimsel olarak gösterirsem 1,75 bakın 1,75 çarpı 10 üzeri sayımı iki tane büyüttüğüm için burası x eksi 8 sayı büyüdüğü için üstümüz küçülecektir. Dolayısıyla ne olacaktır? Buna eşit oluyormuş. O zaman arkadaşlar y sayısı zaten 1,75'e mi eşit oluyor? Evet y sayısı direkt 1,75'e. X eksi 2 de bakın üstlerde üstler eşit olacağı için 6'ya eşit olursa o zaman buradan da x'imiz kaç olacaktır? 8 olacaktır. Y 1,75. X de 8 olduğuna göre toplarsak ne olacaktır? 9,75 olacaktır. Arkadaşlar bilimsel gösterim bu şekilde harika bir şekilde arkadaşlar ne yaptık? Dersimizi tamamladık. Üst sayılar dediğimiz gibi önemli bir konuydu. Ve kampımızın son dersinde bu şekilde halletmiş oluyoruz. Karşınızda arkadaşlar ödül soru var. Mutlaka bu ödül sorunun cevabını buluyorsun. Yorumlara yazıyorsun. Umarım kampımız çok verimli ve güzel geçmiştir diyelim. Ve güzel sana böyle temeller oluşturmuşuzdur. Tabii ki bu konuların %100 öğrenilmesi okulda olacaktır. Ve bu şekilde de inşallah temellerin üstüne sağlam yapılar oluşturacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Kampımıza katıldığın için sana yürekten teşekkür ediyoruz. Yorumlara yazmayı, sorunun cevabını unutma. Ve fikirlerin varsa, orijinal fikirlerin varsa yorumlarda da buluşalım. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.